Merhaba Solucan'a dostları. Bugün 30 Aralık 2017 Cumartesi. Sayın Solucan'a dostları, Solucan olarımızı beslemek için geldik. Evimizde biriktirmiş olduğumuz çöp diye tabir edilen ama aslında bence değerli bir atık olan evsel atıklar ve topladık. Yaklaşık bir haftada çıkan şeyler bunlar. Gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmadan bunu döktüm. Şimdi yaklaşık bir haftada çıkan iki poşet çay posamız var. Küçük bir çay ocağından, öyle büyük de değil. Bundan kat kat belki günlük bu kadar çıkan çay ocakları var. Maalesef bunlar çöpe gidiyor. Yani alıp evindeki bahçesine dökse bir yerlere, çevreye de zarar olmaz. Yani onu bir araç taşımaz. Bir işçi onunla uğraşmaz. Onun için yakıt yakılmaz. Toprağa değsin yeter. Solucan olur. Zaten kendiliğinden geliyor. Gördüğünüz gibi dağ gibi oldu. Şimdi bunu yayacağım. Burada 4 tane tankımız var. Şimdi en son hangi tankı beslemişiz? Bu tankı beslemişiz. Görüyorsunuz. Mevsime göre herhangi bir ısıtıcı ya da soğutucu kullanmıyorsunuz. Şartlandırıcı. Mevsime göre bunlar en doğal haliyle kutu içerisinde çalışırlar arkadaşlar. Bunu tabi döktüğünüzde üst üste bırakmayın. Çok yığın yaparsanız şey olur yani, oksijensiz yanmaya geçer. Onun yerine dağıtırsanız, böyle yayarsanız 4-5 parmak yüksekliğine kadar solucan alır, girer. Herhangi bir oksijensiz yanmaya, küflenmeye fırsat vermeden tanktaki solucanlarımız her şeyi böyle tüketmeye başlarlar. Dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu. Böyle gördüğünüz gibi sadece yayacaksınız. Plastik kaplarda yapabilirsiniz. Çeşitli şekillerde uygulayabilirsiniz. Balkonunuzda, bahçenize dökebilirsiniz atıklarınızı. Şimdi gelelim bizim biriktirmiş olduğumuz nelerimize. Alttan çeşmeden süzülen sıvılarımıza. Bunları gördüğünüz gibi 5 litrelik taşıması kolay. Bisikletle, her şeyle taşıyabilirsiniz. Bu yaza kışa göre, verdiğiniz yeme göre bunların şeyi değişir. Toplama miktarı. Bu da tankın o anki durumuna göre de değişir. Yani daha fazla yem vermiş olabilirsiniz. Solucanlar burada göre değişiyor işte. Genel olarak bunlar böyle basitçe toplarsınız. Bunlar etrafta atık zaten. Kovalar şunlar. Özel bir harcama yapmanıza gerek yok. Tanklar 50 ile 100 lira arasında. Her yerde bulabilirsiniz. Çeşitli amaçlarla için üretilmiş tanklar arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bidonlarımız sıralı. Bidonlardan burada da var.
Bunları da 5'er litreye aktaracağız. Taşımız kolay olsun diye. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben de bisiklette tura çıkacağım.